Bu zalim hayatta bazen öyle insanlarla karşılaşırız ki, bu insanlar pek çok insanın bir ömür boyunca yapmadığı iyiliği yalnızca birkaç saatte yapar. Bugün size anlatacağımız hikaye kesinlikle dikkat etmeye değer. Ali Banat 1982 yılında Avustralya'da doğmuştu. Ali oldukça zengin bir ailede doğmuştu. Ali'nin ailesinin uluslararası çalışan ve birçok ülkede ofisi bulunan bir şirketi vardı. Tahmin edeceğiniz üzere Ali yokluk ne demek hiç bilmemişti. Bir çocuğun isteyebileceği her şeye sahipti. Ali büyürken de ailesi onun için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Onu en güzel okullarda okutmuşlar, lüks hayatını devam ettirmesine yetecek kadar para yollamışlar ve mezun olduktan sonra da ona kendi işini kurmasına yetecek sermayeyi vermişlerdi. 33 yaşına bastığında Ali büyük bir güvenlik ve elektrik şirketinin başındaydı. 2015'in sonbaharına kadar Ali'nin hayatı tıpkı diğer zengin çocuklarınki gibiydi. Parayı hiç ama hiç dert etmiyordu. Başka ne isteyebilirdi ki? Ama her şey 2015'in sonbaharında Ali paranın her şeyi almaya yetmeyeceğini öğrendiğinde değişti. Ali hastaneye gitmişti ve çeşitli testlerden geçtikten sonra korkunç bir gerçeği öğrendi. Ali kanser hastasıydı. İşin kötüsü Ali'nin kanseri oldukça agresifti ve çoktan dördüncü aşamaya geçmişti bile. Ali'nin sahip olduğu para sayesinde en iyi tedaviyi alabileceğini düşünebilirsiniz ama doktorlar Ali'den umutlarını kesmişlerdi. Ali için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını ve 7 ayı kaldığını söylüyorlardı. Ali'nin tüm hayatı gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçiyordu. Bir akşam Ali şöminesinin başında otururken 33 yıllık bu hayatında aslında önemli hiçbir iş yapmamış olduğunu fark etti. Bu hastalığı Ali'yi tamamen değiştirmişti. Bir gün Ali sahip olduğu ne varsa evlerini, iş yerlerini, arabalarını, kol saatlerini ve hatta özel üretim şık kıyafetlerini bile sattı. Peki niye? Ali kalan hayatını gerçekten zor durumda olan insanlara yardım ederek geçirmek istiyordu. Bu yüzden de Ali dünyanın her yerinden Müslümanlar adında bir hayır derneği kurdu. Ali hayatının geri kalan günlerini gerçekten işe yarar bir şeyler yaptığını hissederek yaşamak istiyordu. Ali hayır işleri yapmak için yüzü aşkın ülkeyi ziyaret etti. Ali öncelikle Afrika'ya gitti ve orada çocuklar için onlarca ücretsiz okul inşa ettirdi. Böylece Ali zor durumdaki bu çocukların ileride iş hayatında başarılı olabilmelerinin önünü açtı. Yetim çocuklar için de birkaç tane içi oldukça modern yetimhane kurdurdu. 21. yüzyılda su sıkıntısı yaşayan bir sürü köye su götürdü ve cami, otel ne gerekiyorsa yaptırarak parasını hayır işlemeye harcadı. Ali bu sayede sayısız insanın hayatını kurtardı. Ali bir keresinde şunları söylemişti. Diğer insanlar zorda mı değil mi hiç umurumuzda olmuyor. İnsanlar zamanın değerini hiç bilmiyor. Ben başkalarını kurtarabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ben bu hayatı saf bir ruhum dışında hiçbir malım olmadan terk etmek istiyorum. Garip bir şekilde Ali sahip olduğu kanseri Allah'ın bir hediyesi olarak düşünüyordu. Ali bu kanseri sayesinde diğer insanlara yardım etmiş ve hayatın gerçek amacını anlamıştı. Ali kanser sayesinde hayatta daha önce hiç farkına varmadığı zevkleri keşfettiğini söyledi. Ali hayata veda etmeden bir gün önce tüm insanlara seslendiği bir video yayınladı. Videoda şunları söyledi. Unutmayın ki hepimiz bu dünyayı eli boş terk edeceğiz. Geride bırakacağımız tek şey işlediğimiz hayırlar olacak. Video büyük ilgi gördü ve 29 Mayıs 2019'da Ali hayata gözlerini yumdu. Doktorlar ona yalnızca 7 ay vermişti ama Ali kanser teşhisinin ardından 2,5 yıl boyunca hayata tutundu. Ali'nin kurduğu dernek hala da onun adına okullar ve hastaneler kurmaya ve yetimhanelere bağışta bulunmaya devam ediyor.